Fukushima nükleer santralinde radyasyon temizleme çalışmalarının aylar hatta yıllar sürebileceği söyleniyor. Japonya'daki krizin milyarlarca dolarlık nükleer enerji sektörünü nasıl etkileyeceği de merak konusu. En iyimser uzmanlar bile nükleer enerji sektöründe ciddi bir yavaşlama kaydedileceği görüşünde. Adrian Hamer, Amerikan Nükleer Enerji Enstitüsü'nün başkanı. Japonya'daki durumdan sonra da nükleer enerji ilerleyecek. Ancak ilerleme önümüzdeki 2-3 yıl içinde çok hızlı olmayabilir. Pensilvanya eyaletindeki Three Mile Island nükleer santralinde 1979'da meydana gelen kazanın ardından son 32 yılda Amerika'da yeni nükleer santral inşa edilmedi. Radyasyon sızıntısının çevreye ve kamu sağlığına verebileceği zarar ve yenilenebilir temiz enerji seçeneklerinin hızla gelişmesi nükleer enerjiyi kısıtladı. Bazı uzmanlara göre Fukushima'daki kriz nükleer enerjinin sonu olabilir. Fukushima'daki kriz nükleer genişlemenin sonu olabilir. Nükleer enerji sektörü çok yüksek maliyet ve birçok ülkede kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle zaten çok dar bir alana sıkışıp kaldı. Ancak nükleer enerji yanlıları talihsizliklere az rastlandığı görüşünde. Bu kişiler iklim değişikliği, hava kirliliği ve karbonsuz temiz enerji ihtiyacı yüzünden nükleer enerjinin önemli bir rol oynadığını söylüyor. Dünyada kullanılan elektriğin %14'ü nükleer enerjiyle elde ediliyor. Eğer yakın bir gelecekte nükleer enerjiden tümüyle vazgeçersek bu, daha fazla fosil yakıt tüketeceğimiz anlamına gelir. Bir parçacık nükleer yakıt bir ton kömüre eşittir. Elektrik santrallerinde her gün 80 ile 100 tren vagonu dolusu kömür yakılıyor. Modern nükleer santral inşaatlarının maliyeti milyarlarca doları buluyor. Nükleer santralların sahipleri işletim ruhsatı alabilmek için yıllarca beklemek zorunda kalabiliyor. Bu durum birçok ülkenin yeni ya da eski nükleer santrallara ruhsat verip vermeme sorusunu gündeme getirdi. Fukushima'dan sonra birçok ülke tepkili. Almanlar önce 7 nükleer santrali kapatıp güvenlik denetimi yapacaklarını söylediler. Şimdi ise daha da ileri gidip Almanya'daki tüm nükleer santrallerin geleceğini sorgulamaya başladılar. Hava kirliliği ve iklim değişikliği gibi sorunları olan Çin ve Hindistan gibi ülkeler, güneş, rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarına ve özellikle de nükleer enerjiye yatırım yapıyor. 23 nükleer reaktör inşa eden, yakın gelecekte de 60 ila 70 santral kurmayı planlayan Çin, nükleer rönesansla başı çekiyordu ancak Çinli yetkililer inşaatları geçici olarak yavaşlatıp güvenliği gözden geçirmeye karar verdi. Fukushima'nın küresel nükleer enerji sektörünün sonu olup olmadığı tartışılırken, Çin'deki gelişmelerin nükleer enerjilerin geleceğini belirlemede etkili olacağını unutmamak gerekiyor. Amerika'da Three Mile Island'daki kaza nükleer enerji sektörüne uzun zaman önce gölge düşürmüştü. Hükümete bağlı nükleer denetleme komisyonu yeniden faaliyete geçmek için başvuruda bulunan santrallara ruhsat verme konusunda oldukça yavaş davranıyor. Amerika'da 4 nükleer santralin inşası için kredi garantisi verilmesi konusunda 6 yıl önce yasa çıkarılmasına rağmen şu anda sadece bir reaktör inşa ediliyor. Nükleer denetleme komisyonuna sunulan 20 santral projesi var. Ancak bu projeler son derece yavaş ilerliyor. Projeleri destekleyenler de çok aceleci davranmıyor. Dünyada elektrik enerjisi ihtiyacı katlanarak artıyor. Uluslararası Enerji Dairesi'ne göre 2050 yılına kadar enerjiye olan talep 3 kat artacak. Bu da 350 trilyon dolarlık enerji altyapısı yatırımı gerektirecek. Nükleer enerjinin geleceğin enerji ihtiyacını karşılamada ne gibi bir rol oynayacağı sorusunun yanıtı ise belirsizliğini koruyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.